Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf Eistaf'ın 17. feyindeyiz. Ödev testlerinin çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. F gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Fx eşittir 2x artı 1 olduğuna göre F bileşke F'in tersi fonksiyonu hangisine eşittir? Bir kere arkadaşlar bir fonksiyonun kendisiyle tersi yan yana geldiğinde bunlar birbirini ne yapıyordu? Götürüyordu. Birim fonksiyon oluyordu. Yani buradaki değer cevap oluyordu. Bunlar F'ler birbirini götürdü. Cevap x. Yine burada fx fonksiyonu verilmiş. F bileşke f'in tersi yan yana gelmiş. Bakın bunlar birbirini götürecek. Sonuç direkt fx'e eşit olacak. Yani bir tane f kalacak. Diğer ikisi birbirini götürecek. E fx zaten x artı 3 olduğu için cevap x artı 3 olacak. Evet yine gerçek sayılarda tanımlı fx gx fonksiyonları verilmiş. Şimdi şurada parantezin dışında bir ters var. Bu tersi dağıttığımız zaman ne oluyordu? Sıraları yer değiştiriyordu. Yani f sağdayken Sola geçecek. F'in tersi olacak. G'nin tersinin tersini aldığımda G olacak ve sağa geçecek. Parantezi kaldırabilirim artık. Tersi dağıttığım için. Ve soru buna dönüşür. F ile F'in tersi burada yan yana geldiği için bunlar birbirini götürür. Cevap gx eşit olur. Gx'de x artı 3 eşit olduğu için x artı 3 olur. F ve G gerçek sayılara tanımlı fonksiyonlardır. Fx, Gx verilmiş. F'in tersi bileşke g'nin tersi x soruluyor. Ya burada f'in tersini g'nin tersini bulup bileşkeyi alacağız ya da şunu yapacağız. Bura neyin tersi? Bakın g'nin tersinin tersini alırsak g, f'in tersinin tersini alırsak f olur. Yani g bileşki f'in tersi var aslında burada. Yani g bileşki f'in tersi açılmış. Yani tersini dağıttık. F'in tersi sola yazılmış. G'nin tersi sağa yazılmış. O halde şöyle yapalım. G bileşki f'i bulalım ve tersini bulalım. G bileşki f'i bulmak için ne yapacağız? G bileşki fx'i bulmak için önce bileşkeyi paranteze çevireceğiz. fx'in kuralı belli. x eksi 2. G'nin içine x eksi 2 yazacağız. G'nin kuralı da belli. G ne yapıyor? x'e 4 ekliyor. E, x gördüğüm yere x eksi, yaz, x eksi 2 yazdım da yine 4 ekleyecek. Yani x artı 2 olacak. Yani g bileşki fx x artı 2. G bileşki f fonksiyonun tersi nedir? Yani x artı 2'nin tersi nedir? x eksi 2'dir kısa yoldan yaptığımızda. F ve g fonksiyonları verilmiş f bileşki g'nin tersi nedir? Yine f bileşki g'yi bulacağız sonra tersini alacağız. f bileşki g x nedir? f'in içinde g x'dir. Bileşkiyi paranteze çevirdim. g x'in kuralını biliyorum. 3 x eksi 1 yazıyorum buraya. f'in içinde 3 x eksi 1 Şimdi f fonksiyonunun kuralı belli. fx ne yapıyor? 2 ile çarpıp 7 ekliyor. 3x eksi 1'e de aynısını yapacak. Yani 3x eksi 1'i 2 ile çarpacak. Ve üstüne 7 ekleyecek. 2'yi dağıttım. 3 kere 2 6x. Eksi 2 artı 7'den artı 5. Yani f bileşke gx. F bileşke gx. 6x artı 5. Bizden istenen f bileşke g'nin tersi. Şimdi 6x artı 5'in tersi nedir? x eksi 5 bölü 6'dır kısa yoldan yaptığımızda yani edinme. F ve g gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere g bileşke f buymuş, f buymuş g nedir? Bu tip sorularda bileşkeden başlıyoruz. Bileşkeyi paranteze çevirdim. g'nin içinde fx 4x eksi 1'e eşit oldu. fx'in kuralını biliyorum o yüzden yerine yazıyorum. fx gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. Şimdi ben gx artı 2'yi buldum. gx isteniyor benden. gx artı 2'den gx'e gitmenin yolu yani burayı x yapmanın yolu buranın tersini yazmak x yerine. x artı 2'nin tersi nedir? x eksi 2'dir. O halde x gördüğüm yere x eksi 2 yazarsam bakın ne oluyor? x eksi 2 artı 2'den gx'e gx e ulaşıyorum. Sağ tarafta 4 çarpı x eksi 2 eksi 1 oluyor. 4'ü dağıtıyorum. 4 x eksi 8 eksi 1'den 9 yapıyor. Dolayısıyla g x eşittir. 4 x 9. Şurayı hiç yazmasak da direkt g x de yazsak olur. Geldik ikinci teste. Bakın yine f'in tersi ile f yan yana gelmiş. Bunlar birbirini götürecek. Sadece f'in tersi kalacak. f'in tersi x f zaten belli. Kısa yoldan bulursak x artı 5 bölü 2 olur. F x artı 2 g x eksi 3'e eşitmiş. Böyle bir soru sorulmuş. Biz burada önce f'in tersinde yani bileşkeyi parantezi çevirirsek f'in tersinde g 2 sorulduğunu görmüş oluruz. g 2'yi bulmak için ne yapmalıyım arkadaşlar? g 2'yi bulmak için x yerine hani burayı 2 yapmam için x yerine ne yazmalıyım? x eksi 3'ün 2 olması için x yerine 5 yazmalıyım. x yerine 5 yazarsam bu eşitlikte ne olur? F7 G 2'ye eşit olur. O zaman ben G2 gördüğüm yere F7 yazabilirim. Buraya F7 yazacağım. Dolayısıyla F'in tersi içinde F7 olacak. E F'in tersiyle kendisi yan yana geldiği için bunlar birbirini götürecek. Sonuç 7 olacak. Evet 3. sorudayız. F'in tersiyle G yani f'in tersi bileşke g x x'e eşitse burası neye eşittir? Birim fonksiyona, yani i'ye eşittir. Şimdi f'in tersi bileşke g i ise arkadaşlar bir fonksiyonun tersiyle kendisi bileşkeye alındığında birim fonksiyon oluyordu. Demek ki hani buranın i olması için f bileşke f olması gerekir ki i olsun. Demek ki f g eşit. Yani f g eşitse arkadaşlar f 4 de g 4'e eşittir. F4 yerine G4 yazarsam bu bölme işlemi neye dönüşecek? G4 bölü G4'e dönüşecek. Yani aynı sayının kendisine bölünmesinin sonucu da 1 olacağı için cevap 1 olacak. Fde bu ifade buna eşitmiş. Gx 2x eksi 4 eşitmiş. G'nin tersi bileşke F'in tersinde 5. Öncelikle bu tersi dağıtalım. Bizden ne istendiğine bakalım. Tersi dağıttığım zaman f'in tersi olacak. Sola yazacağım. F'in tersi. G'nin tersinin tersi G'nin kendisi olacak. Bileşke 5. Yine bileşkeyi parantezi çevirdiğimde f'in tersinin içinde g 5 soruluyor bize. g 5'i bulmak için arkadaşlar g kuralı verilmiş. x 5 yazarım. 5 kere 2 10. 10 eksi 4'ten g 5 6 olur. g 5 yerine o halde 6 yazabilirim. O, o, halde bizden istenen ifade G5 yerine 6 yazdığımızda F'in tersinde 6'ya dönüşür. F'in tersinde 6'yı bulmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ilişki vardı F ile F'in tersi arasında. Fx y ise F eksi 1 y nedir? X'tir. O halde F eksi 1 6'yı bulmak için F'den F eksi 1'e geçiş yapabiliriz. Yani F'de X eksi 1 bölü x artı 4 x artı 2 bölü x eksi 3'e eşitse f'in tersinde x artı 2 bölü x eksi 3 neye eşittir? x eksi 1 bölü x artı 4'e eşittir. f'in tersinde 6'yı aradığımız için şuranın 6 olması gerekiyor. O halde x artı 2 bölü x eksi 3'ü e 6 yapan x değerini bulursam burada yerine yazarım. Sonuca ulaşırım. İşler dışlar yapıyorum x artı 2 eşittir 6x eksi 18. x'i 6x'in yanına attım 5x. Eksi 18'i bu tarafa attım 20. x eşittir 4. Yani x yerine 4 yazarsak burası 6 oluyormuş. O halde x yerine 4 yazalım. Gözümüzle de görelim. Bütün x'lerin yerine 4 yazıyoruz. 4 artı 2'den 6. 4 eksi 3'den 1. 6 bölü 1'den 6. F'in tersinde 6. 4 eksi 1'den 3. 4 artı 4'ten 8. Yani cevabımız 3 bölü 8. F ile G birebir ve örtendir. Yani tersleri vardır diyor. Fx bu. G bileşki F bu. G'nin tersi ne? Şimdi yine bileşkeden başlayacak olursak. Bileşkeden başlarken bileşkeyi paranteze çevirdim. G'nin içinde Fx 2x 24x artı 27'ye eşit. Fx'in kuralını biliyorum. O zaman yazayım. Bu neye dönüşür? G'nin içinde 12x artı 13 eşittir. 24x artı 27'ye dönüşür. Ben neyi arıyorum? G'nin tersinde bir. Şimdi burada iki seçeneğimiz var buradan sonra. Ya Gx'i bulup sonra tersini alacağız ya da iç dış yapıp G'nin tersine geçiş yapıp sonra tersini alacağız. Yani x'i yalnız bırakacağız. Ben burayı tercih ediyorum. Yani önce Gx'i bulmayı tercih ediyorum. Burayı x yapmanın yolu nereden geçiyor? Bu fonksiyonun tersini x yerine yazmaktan geçiyor. Peki 12x artı 13'ün tersi nedir? Kısa yoldan yaparsak x eksi 13 bölü 12'dir. x gördüğüm yere bu eşitlikte x eksi 13 bölü 12 yazarsam burası kesin x oluyor. Orayı direkt x olarak yazıyorum. Çünkü x olacağını gördük zaten birçok soru çözdük. Bu tarafta yazıyorum. Burada yazdım. X geldi. Burada yazıyorum şimdi. X gördüğüm yere X eksi 13 bölü 12 yazıyorum. 24 ile 12 birbirini sadeleştirir. Yani 12'ye böldüğümde 2 olur. 2'yi dağıttığım zaman 2X eksi 26 artı 27'den GX 2X artı 1 olur. Şimdi GX'i bulduk. G'nin tersi soruluyordu. Bunun tersini almak çok daha kolay. G'nin tersi. 2x artı 1'in tersi nedir? Kısa yoldan yaparsak x eksi 1 bölü 2'dir. Yani cevap Adana'dır. fx verilmiş, f bileşke g verilmiş, gx soruluyor. Yine aynı klasik arkadaşlar. Bileşkeden başlıyoruz. Bileşkeyi paranteze çeviriyoruz. Bu 4x artı 1 eşitmiş. g eksi biliyor muyum? Bilmiyorum. O halde f'e atlıyorum. f fonksiyonu ne yapıyor? x'e, içine yazılan şeye 2 ile çarpıp 1 ekliyor. O zaman e, gx'e de aynısını yapacak. Yani içeriye gx yazıldığında da gx'in görüntüsü de ne olacak? 2 katının bir fazlası olacak. Yani 2 çarpı gx artı 1 olacak. x gördüğünüz yere gx yazdığınızı düşünün. Burada gx'i yalnız bıraktığımda sonuca ulaşmış olacağım. 1'i diğer tarafa attığım zaman 1-1'den 0 olacak. 2gx 4x'e her tarafı 2'ye böldüm. Gx eşittir. 2x yani cevap Bursa. Evet 7. sorudayız. F'in tersi bileşke G'nin parantez tersi x. 8x eksi 3'müş. Önce bu tersi dağıtalım. çünkü F verilmiş. Tersini dağıttığımda F gelecek. G'nin tersi gelecek ama olsun. G'nin tersini bulursak G'yi de buluruz. Tersi dağıttım. G'nin tersi oldu. Sola yazdım. Yer değiştireceğim. F'in tersinin tersi F oldu. G'nin tersi bileşke Fx oldu. Bu 8x eksi 3'müş. Bileşkeyi paranteze çevirirsem G'nin tersinde Fx 8x eksi 3'e eşit. Fx'in kuralını biliyorum. Yazayım yerine. G'nin tersinde F'in kuralı 8x eksi 1 olduğu için 8x eksi 1 yazıyorum. Eşittir 8x eksi 3. Şimdi G'nin tersinde x'i bulurum. Sonra g'nin tersi x'in tersini aldığımda g'yi bulmuş olurum. O halde buranın tersini alacağım. Buranın tersi nedir? x artı 1 bölü 8'dir. x gördüğüm yere x artı 1 bölü 8 yazdığımda bura x olacak zaten. Burada da yazıyorum x artı 1 bölü 8'i. 8'ler gidiyor. x artı 1 eksi 3'ten x eksi 2 geliyor. Şimdi g'nin tersi x. x eksi 2 ise gx nedir? x eksi 2'nin tersini alırsak kısa yoldan x artı 2'dir. Yani cevap deniz. F ve G gerçek e, sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. F'in tersi bileşke G'nin tersi X buymuş. E, G bileşke F de 1 bölü 2 neymiş? Bakın buranın tersini aldınız ya da şuranın tersini alın. F'in tersi bileşke G olur. O zaman e, şu ifadenin aynısı olur. O zaman ben burayı şöyle ifade edeyim. Tersini dışarı vereyim yani g bileşke f'in tersi olarak ifade edersem ben burayı aynısı olur. Tersi dağıttığınız zaman f'in tersi bileşke g'nin tersi olur. Ee, bu neye eşit? 2x 5 bölü e, 6'ya eşit. Şimdi bizden gof 1 bölü 2 isteniyor. Şöyle yapacağız. G bileşke f'i tek bir fonksiyon gibi düşünün. Büyük bir f fonksiyonu düşünün. Bu ne olacak? Büyük f fonksiyonun tersi. F'in tersinde x 2x eksi 5 bölü 6 ise f'in kendisinde 2x eksi 5 bölü 6 x olmaz mı? Yani iç dış yapıyorduk. Tersinden kendisine geçerken bu olur. Şimdi f de buranın 1 bölü 2 olmasını istiyoruz. O halde 2x eksi 5 bölü 6 acaba x yerine kaç yazarsam 1 bölü 2 olur. İşler dışarı yapıyorum. 2x e, 4x oluyor. 2 2x, çarpı 2 xten eksi 10 eşittir 6. Attık diye tarafa 4x 16. x eşittir 4. Demek ki x yerine 4 yazdığımızda burası ne oluyormuş? 1 bölü 2 oluyormuş. Gerçekten de bakalım. Burada yazdığımız için burada da yazacağız. 4 kere 2 8. 8 eksi 3'ten. 8 eksi 5'ten 3. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Yani f 1 bölü 2 4 eşit oluyor arkadaşlar. Cevabımız 4. Burada tekrar yerine yazmasak da ne yapacağız? Burayı yapan 1 bölü 2 yapan x değerini bulduk. Diğer tarafa yazacağız. Cevabımız diğer tarafa olacak. fx buymuş. f bileşke f m eksi 1 2 ise m'ye kaçtır? Arkadaşlar f'e dikkat edin. Çaprazdaki sayılar birbirinin eksilisi. Böyle olunca ne oluyordu? f'in tersi de kendisine eşit oluyordu. Tersini alın. Bakın eksi 4'ü buraya aldık. Artı 4. 4'ü buraya aldık. Eksi 4. Aynısı. f'in tersi kendisine eşitse şu f yerine f'in tersi yazarsam yazabilirim eşit olduğu için. Bunlar birbirini götürür. O halde m eksi 1 2 eşit olur. O halde m eşittir 3 olur. fx ax eksi 4 gx 6x artı b g bileşke f'in tersi x buymuş a çarp b nedir? Bileşkeden başlayalım. Bileşkeyi paranteze çevirelim. g'nin içinde f'in tersi x 2x artı 13. F'in tersini bulup burada yerine yazabilirim. F'in tersi çünkü A her ne kadar bilinmese de F'in tersini hesaplayabiliriz. F'in tersi nedir? Kısa yoldan yaparsak x artı 4 bölü A'dır. x artı 4 bölü A. F'in tersi buna eşitse burada F'in tersi gördüğüm yere x artı 4 bölü A'yı yazıyorum. Şimdi G'de x gördüğüm yere bunu yazmam lazım. G fonksiyonu ne yapıyor x'lere? 6 ile çarpıp b ekliyor. O zaman burayı da 6 ile çarpacağız. 6 çarpı x artı 4 bölü a ve üstüne b ekleyeceğiz. Eşittir 2x artı 13 olacak. Şimdi 6'yı dağıttığım zaman 6x artı 24 bölü a artı b eşittir 2x artı 13 olur. Normalde burada payda eşitlemem gerekiyor ama çok fazla karışacağı için payda eşitlemiyorum. Şunu yapıyorum. Hani burada genelde ne yapıyorduk? Bilinmeyenlerle bilinmeyenleri eşitliyorduk. Burada bilinmeyeni bilinen sayıdan ayırmak için payı parçalıyorum. Yani 6x bölü a artı 24 bölü a yazıyorum. Sonuçta bu ikisini topladığımda yine buraya eşit olacak. Eşittir 2x artı 13 yaptığımda x'leri ayırmış oluyorum. Bakın bilinmeyen 6x bölü a bilinmeyen 2x. Bunlar birbirine eşit olmalı. Eşit diyorum. 6x bölü a 2x'e eşitse x'ler gider. 2a 6 demek ki a eşittir. 3 olur. Şimdi bilinenleri eşitlersem a yerine artık a'yı 3 bulduğum için a yerine 3 yazayım. 24 bölü 3'ten 8 artı b'nin 13'e eşit olması gerekiyor. O halde b nedir? 5'tir. A3, B5, A çarpı B soruluyor. 3 çarpı 5'ten cevap 15. F ve G fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. N elemandır tam sayı olmak üzere. F, N, eksi 1 üzeri N çarpı N'ymiş. G, N ise F, 2N artı 1'miş. F bileşke G'nin tersi 9. F bileşkeyi parantezi çevirirsek F'in içinde G'nin tersinde 9 soruluyor bize. Şimdi e, g fonksiyonu f'e bağlı. g'nin kendine has bir kuralı yok. f'in kuralı da bu. Şimdi eğer f'in kuralından yola çıkarak f 2 n artı 1'in kuralını bulursam g n de kuralını bulmuş olurum. Şimdi f şöyle yazalım. f n neye eşit? Eksi 1 üzeri n çarpı n'ye eşit. Yani içine, içine yazılan sayı eksi 1'in kuvvetini alıyor ve o sayıyla çarpıyor yine. O zaman f 2 n artı 1 neye eşit olacak? Aynı mantıktan eksi 1 üzeri n gördüğüm yere ne yapacağım? 2 n artı 1 yazacağım. 2 n artı 1 çarpı 2 n artı 1 olacak. Şimdi bu yazdığım kural f 2n artı 1'in kuralı. Dolayısıyla gn'nin kuralı. Yani gn neye eşit arkadaşlar? Eksi 1 üzeri 2n artı 1 çarpı 2n artı 1'e eşit. Şimdi g'nin tersinde 9'u arıyoruz değil mi? Şimdi şöyle bir ilişki vardı. gx y ise g'nin tersi y x'tir. Yani sizin elinizde bizim elimizde ne var? g var. Ama bizden ne isteniyor? G'nin tersinde 9. G'nin tersinde 9 sorusunun cevabını x. Ama biz elimizde G'nin tersi olmadığı için diğer G fonksiyonunda y yerine 9 yazıp x'i bulabiliriz. Yani demek istediğim sağ tarafı 9 yapan n değeri her neyse G'nin tersi 9 ona eşit. Veya şöyle de yapabiliriz. G'nin tersine geçerken iç dış yapıyorduk yani G'de ne buysa G'nin tersinde bura yani eksi 1 üzeri 2n artı 1 çarpı 2n artı 1 neye eşittir? E n'e eşittir. İç dış yaptık. Buranın 9 olmasını istiyor soru bizden bunu istiyor. Burayı 9'a eşit diyelim. Eksi 1 üzeri 2n artı 1 çarpı 2n artı 1 9sa. Zaten bura eksi 1 olduğu için arkadaşlar eksi 1'in bütün kuvvetleri ya artı 1 olacak ya eksi 1 olacak. Şimdi e, burayı gerçi kuvvet 2n artı 1 olduğu için siz n yerine ne yazarsanız yazın bura tek olur. Tek olduğu için de e, sonuç hep eksi 1 olur. Yani bura eksi 1 ise eksi 1 ile neyi çarpmalıyım ki sonuç 9 olmalı? Tabii ki eksi 9'u yani 2n artı 1'in eksi 9 olması şart yani 2n'nin eksi 10 olması n'nin eksi 5 olması gerekiyor. n eksi 5'miş yani burada ben n ye yerine eksi 5 yazdığımda burası ne oluyor? 9 oluyor. n ye yerine eksi 5 yazdığım için g eksi 1'de 9 eksi 5'e eşit. O halde buraya ben eksi 5 yazabilirim. Buradan sonrası daha kolay çünkü f'in kuralı belli. Ne yapacağım? n gördüğüm yere 5 yazacağım. Pardon eksi 5 yazacağım. Eksi 1'in tek kuvveti olduğu için yine eksi 1. Eksi 1 çarpı eksi 5'ten sonuç artı 5. Yani edinme. 12'deyiz. F ile G birebir bir örtendir. Yani tersleri vardır diyor. F bileşke G'nin tersinde X buysa bu. F'in tersinde 1 6. O zaman G 6 kaç? Şimdi şöyle yapalım. Bileşkeyi paranteze çevirelim. F'in içinde G'nin tersi X. Eşittir x eksi 2 bölü 4. Şimdi elimizde ne var arkadaşlar? F'in tersi var. O zaman buradan F'in tersine geçiş yapsak. Yani şöyle yapsak. F'de bura. F'de bura. x eksi 2 bölü 4 ise F'in tersinde x eksi 2 bölü 4 g eksi 1 x'tir. Bunları iç dışı yer değiştirdim. F'in tersine geçiş yaptığım için f'in tersinde bir elimde olduğu için f'in tersinde bir yani şurayı 1 yapan değer yani x eksi 2 bölü 4'ü 1 yapan değeri buluyorum. x yerine yazıyorum. 4 attım bu tarafa x eşittir 6. Yani x yerine 6 yazıyorum. Arkadaşlar bu eşitlikte f'in tersi 6 eksi 2'den 4. 4 bölü 4'ten 1 oluyor. Bu neye eşit oluyor? g'nin tersinde 6'ya eşit oluyor. F'in tersi bir 6'ya eşit verilmiş. 6 yazıyorum. O zaman G'nin tersinde 6, 6'ya eşitmiş. Bizden G6 isteniyor. Yine iç dış yapalım. G'nin tersinde 6, 6, 6 ise G'de 6, 6'dır. Yani iç dış yaptığında da sayılar aynı olduğu için sonuç değişmiyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Geldik 3. teste. F de bu ifade bu ifade eşitmiş. Yine 4 tane f. Mutlaka burada bir e, ilişki vardır. Bakalım. Bakın x eksi 4 x eksi 4. Burası 2 x eksi 3. Burası 3 eksi 2 x. Yani eksilisi. Yani ben eşitliğin sağ tarafını şöyle düzenlersem. x eksi 4 bölü eksi parantezinde 2 x eksi 3 yazarsam. Bakın 2 x eksi 3 bölü x eksi 4'e a diyelim. Burası ne olur? x eksi 4 paya çıkmış. 2x eksi 3 paydaya dönmüş. Burası 1 bölü a olur. Ters çevirmiş hali olduğu için. Önünde de eksi olduğu için. Yani f a neye eşit oldu? Eksi 1 bölü a'ya. O halde f x neye eşit olur? Eksi 1 bölü x'e. Yani fonksiyonun kuralı ne? Fonksiyon ne işlemini uyguluyor? Ters çeviriyor işaret değiştiriyor. Şimdi e, f bileşke 4 tane f bileşke f bileşke f demiş. Bunun bir de tersini bulalım. Hani konumuzda ters fonksiyon olduğu için. Tersini nasıl buluyorduk arkadaşlar? fx yerine y yazıyorduk. y yazdık. y eşittir eksi 1 bölü x. x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. x'i buraya alalım. y'yi buraya alalım. x neye eşit olacak? Eksi 1 bölü y'ye. İsimlerini değiştiriyorduk. y yerine x yazıyorduk. x yerine y yazıyorduk ve f eksi 1 x yazıyorduk en son. Dikkat ederseniz f eksi 1 x de 1 bölü eksi 1 bölü x. f x de eksi 1 bölü x. Yani bu fonksiyonun tersi kendisine eşit. O halde iki tane f yan yana geldiğinde birbirini götürecek, birbirini götürecek. Çünkü birine ben f-1 yazabilirim. f, f-1, f, f-1. Hepsi birbirini götürecek. Şuradaki ifade x olduğu için sonuç x olacak. f bir ve örtendir. f bileşke gx buysa f'in tersine. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bileşkeyi paranteze çeviriyorum. Hatta şunu farklı bir renkte yazalım. G'leri. F'in içinde gx Neye eşitmiş? Şöyle artı 1'i yazayım. 2'yi yazayım. Eksi 3'ü yazayım. G, G'leri kırmızı yazacağım. Bakın aslında burada fx'in kuralı verilmiş. F içine yazılan gx'e ne yapmış? 1 eklemiş. Sonra 2 ile çarpıp 3 çıkarmış ve orantılamış. O halde ben buraya komple büyük x desem gx'e f'in kuralı ortaya çıkar. Yani fx neye eşit olur? x artı 1 bölü 2x eksi 3 olur. f'in yapmış olduğu işlem ortaya çıktı çünkü. Peki fx buysa tersi nedir? Çaprazdaki sayıları yani payın sabit terimi payın x'inin katsayısıyla paydanın sabit terimini hem yer değiştirip hem işaret değiştiriyorduk. Eksi 3 buraya artı 3 olarak gelecek. 3x Artı 1 buraya eksi 1 olarak gelecek. Eksi 1. Yani 3x artı 1 bölü 2x eksi 1 f fonksiyonunun tersi olacak. Şıklar da Ne de doğru. f, g, h ve k tanımlı oldukları kümelerde birebir ve bir örten fonksiyonlardır. Değeri nedir? Şimdi dikkat edelim. Bu fonksiyon bu fonksiyonun tersi olabilir. Bakın buranın tersini aldığımızı varsayalım. Veya buranın tersini aldım. f'in tersinin tersi f başa gelecek başta g'nin tersi ikinci sırada, h'nin tersinin tersi h, 3. sırada, k'nın tersi başta. O zaman ben bu fonksiyona komple büyük f dersem bu fonksiyon büyük f'in tersi olur. Şimdi soruyu güncelleyelim. Büyük f'te ne verilmiş bana? x artı 2'nin 2 x eksi 11 eşit olduğu verilmiş. Peki benden ne isteniyor? f'in tersinde eksi 5 isteniyor. f'in tersinde dediği için karşı taraf eksi 5 olacak. Karşı tarafı eksi 5 yapan x değerini bulup burada yerine yazacağız. Veya şimdiye kadar hep çözdüğümüz yöntemden çözersek f'de x artı 2 2 x eksi 11 ise f'in tersinde 2 x eksi 11 x artı 2'dir. f'in tersinin içinin eksi 5 olduğundaki sonucu soruyor. Yani burayı eksi 5 yapan x değerini bulmalıyım. 2 x eksi 11'i eksi 5 yapan x değeri e, artı 11 yapar. Eksi 5'ten 6. X eşittir 3 olur. Yani X yerine 3 yazacağım arkadaşlar. X yerine 3 yazarsam F'in tersinde 6 eksi 11'den eksi 5 geliyor. İstenen şey geliyor bakın. 3 artı 2'den neye eşitmiş? 5'e eşit. K gerçek sayı ve G'nin tersi ve G fonksiyonunun tersi olmak üzere. Yani G'nin tersi G'nin tersidir diyor. G x buymuş, f x buymuş şeklinde tanımlanıyor. F1 kaçtır? Öncelikle biz F0 ve F-1'i bulabiliriz. Bunları yerine yazabiliriz. F0 nedir? K'dır. F0 yerine K yazıyorum. F-1 nedir? -1 K'dır. Yani K-1'dir. Şimdi ben buradan nasıl bir sonuç elde ettim? G'nin tersinde K K-1'e eşit. Elimde G'nin tersi yok ve G'nin tersini bulmak çok 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 zor. O halde G'nin tersinde K K-1 ise G'de k eksi 1 k'ya eşittir. Yani ne yaptım? İç dış yaptım. Yer değiştirdim. Şimdi g'nin kuralı belli olduğu için g'nin kuralında x gördüğüm yerlere ne yazacağım? k eksi 1 yazacağım. O halde g'de k eksi 1 ne olur? k eksi 1'in küpü. Artı k eksi 1 eksi 7 olur. Bu da k eşit olacak. Küpü açmaya hiç uğraşmayalım. Çünkü şuradan ne gelecek bakın. Artı k eksi 8 eşittir k. k'yı bu tarafa attığımda eksi k birbirini götürecek. Eksi 8'i sağ, tara sağ tarafa attığımda artı 8. k eksi 1'in küpü 8. 8 2'nin küpü demek ki k eksi 1 2'ye eşit. Yani k eşittir 3. k'yı bulduk. k'yı bulmak demek f'in kuralını bulmak demek. k yerine 3 yazarsak fx x artı 3'müş. Bizden istenen F1'i de bulmak için x'lerine 1 yazarız. 1 artı 3'ten cevap 4 olur. Reel sayılar fark 5'ten reel sayılar fark 5'e bakın arkadaşlar g'nin tersi yine kendisi yani çaprazdaki sayılar birbirinin eksilisi eksi 5 bu artı 5 artı 5 buraya eksi 5 olarak gelecek. g'nin tersi kendisine eşit olduğu için şurada yan yana olan g'lerden birine g'nin tersi yazdığımda yani iki tane g yan yana olduğunda birbirini götürecek birbirini götürecek İkili ikili birbirini götürdüğünde 25 tane olduğu için sadece bir tane g kalacak. Yani ifade g'nin tersinde eksi 1'e dönüşecek. E, g'nin tersi g ile aynı. Yani aynı kural. Burada x yerine eksi 1 yazmam yeterli. Yani 5 çarpı eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 5. Eksi 5, eksi 1'den eksi 6. Yine burada eksi 6. Böldüğümüzde cevap 1 olur. Geldik son soruya. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için f f'in tersi yani fonksiyonun kendisiyle tersi birbirine eşitmiş. Az önceki soruda da gördüğümüz gibi ve daha önce de birkaç soruda gördük. Hangileri olabilir diyor. Hani kesinlik değil. Birim fonksiyon olabilir mi? Gerçekten birim fonksiyonun birim fonksiyonu zaten fx eşittir x veya o(x) diyelim. O x'in tersi yine x midir? Burayı y yazdığımızda x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Zaten yalnız x e, isimlerini değiştir y, y yerinde f eksi 1 yaz. Yani ı eksi 1 yaz. Evet. Yine x. Yani birim fonksiyonun tersi yine kendisi. Peki fx 1 bölü x olduğunda tersi kendisine eşit oluyor mu? fx yerine y yazalım. Yer değiştirelim bunları. x'i yalnız bırakmak amacımız. x'i yalnız bıraktık. İsimlerini değiştiriyorum. y eşittir 1 bölü x oldu. Yani f eksi x yine 1 bölü x oldu. Yani kendisine eşit oldu. Bu da olabilir. Peki üçüncü seçenek olabilir mi? Evet çünkü çaprazdaki sayılar aynı. Yani payın ikisinin kat sayısıyla paydaki, paydadaki sabit sayı birbirinin aynısının ters işaretlisi. Eksi 2'yi buraya aldım artı 2. 2'yi buraya aldım eksi 2. Yani tersi kendisine eşit. O halde 3'ü de olabilir cevap Edirne.